YouTube'cum canım benim, size önemli bir duyurum var. Bir tane yedek kanal açtım. Tisigarko 2 diye. Bu videonun sonuna, Müge Anlı videosunun sonuna o kanalın linkini şeyini bırakacağım böyle videosunu. Oraya da Kızılcık Şerbeti videolarını atıyorum. Buraya atınca telif yiyor çünkü. İnşallah orada telif yemez. Onu da orada izlemek isterseniz, o kanala da abone olmak isterseniz. Oraya videoların devamı gelmesi için bu videoya bir 2000 like gelsin usta. Şu videoya bir 2000 like gelirse Kızılcık Şerbeti'nin devamını hemen yarın atarım. Vallahi atarım. Peş peşe atarım yani. Oraya da abone olun. Kızılcık Şerbeti oraya gelecek bundan sonra. Yayınlarımızda biliyorsunuz Twitch'te aşağıdaki linkten. Twitch Tisigalko. Her akşam 8'de yayındayız. Sizi seviyorum. İyi seyirler canım benim. Aydır samimi. O da bildiklerini anlatacak. Evet. Ben şimdi önce hanımefendileri bekletmeyeyim çünkü... Ya da bir saniye bir virgül koyayım size. Benim Koy abla bize. sen anlayamadığım şöyle bir şey var. Sen mesela bütün bu olaylardan sonra telefonda format mı Yüksel sen yani mevzu sana patlarsa vallahi yani çok enteresan bir dalga çıkabilir biliyor musun Yüksel'im? Yüksel sen de böyle hani var ya. Ben mi? İhsan. Hayır. Yok ben anasını satayım Yüksel. Telefonum değil. Kimin telefonu? Çocukların oynadığı telefon. Ne demek çocukların oynadığı? Yani çocukların elindeki telefon. Kaç yaşında onlar? 5-6 yaşında. Allah Allah. Onlara niye format attırdın telefona? Şey ekran kilidi koymuşlar. He. Ekranı açamadığımız için attırdık tekrardan. Çocuklar mı koymuş ekran kilidi? Yani Bengül'ün bütün davranışları bana şüpheli gelse de ben açıkçası bu para alışverişini anlayamıyorum beyler ya. Allah ben de anlamıyorum yani vallahi yani iki seçenek var. Bir Bengül ve Manitası, iki bu ekip. İki taraf da şüpheli aynı anda. Yani Vallahi billahi sonunu merak ettiğim olaylardan bir tanesi. Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Abla bunlar bence otu hırsızı. Bunlar bence organize işler. Mustafa ile birlikte. Bunlar bence otu hırsızı abla. Bunlar hırsızlıktan patlamasın diye çok fazla açık konuşamıyorlar. Şimdi mesela bir beyaz araç dediniz. Mikrofonu alır mısın Kadriyeciğim? Evet. Şimdi beyaz bir tane Broadway'den bahsediyoruz. Aslında tahtaya açarsan... Yüksel'in jawline'ları şaka mı lan? Sevcan, sen de şu tarihleri sana rica edeceğim tahtaya açtıktan sonra. Evet, vallahi billahi ya. Hayattaki yerim ya. Allah çarpsın hayattaki yerim anasını satayım ya. Yavrum iyi misin orada? Ha? Davlumbaz. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Vallahi billahi. Şevkı. Uzaktan gördüm gene kırmızıları çekmişsin gene kırmızı boğazlı çorapları. Boğazlı çorapları çekmişsin gene bizim şeylerde. Aha, güvenlik Yılmaz da burada. Sen neden önüme geçip duruyorsun? Şimdi sen diyorsun ki bir tane beyaz Broadway. Ben seni beyaz Broadway'i sordum, sordum, sordum. Evet. Kimse dedi ki benim tanıdığım yok. Ben bir tane beyaz Broadway buldum. Ekip, arkadaki ekip full ya, full kadro. Buldum beyaz Broadway'li biri. Kimin o beyaz Broadway? Kim? Senden alalım. Müge Hanım, Mustafa'nın terk Mikrofonu edil... ağzına tutana. Mikrofonu ağzına sok. Mustafa'nın terk edilmiş halde bulunan aracı, arkadaşı Necati Eker'in arkadaşı Selda Yüceli adına kayıtlı. Evet abla. Öncelikle bu bilgiyi verelim. Necati Eker, Mustafa'nın arkadaşı oluyor. Mustafa'nın arkadaşı oluyor. Necati Eker burada mı şu anda? Yok. Necati Eker'in de bir başka arkadaşı var. Bülent Köten. Dün de Bülent Köten. yayınımızda. Köten, ille de köten. Chat soyadınızın köten olmasını ister miydiniz? Bengül tarafından adı zikredildi. Hatta dedi ki o dedi köten dedi senin için iyi söylemiyor dedi. Ha, Bir şey diyebilir miyim? Senin için iyi söylemiyor Evet. dedi. Ben o yüzden Evet abla şarkısı var hatta. Köten mi gül mü? Zannede Yüksel'den şüpheleniyorum dedi. Tamer Köten. Evet. Kendisinin yeni kasa Broadway tipli bir aracı olduğu, üstelik bu aracın da filmli olduğu söylendi. Kendisi Çalıntı. De beyefendi bu bilgiyi teyit etti. Şimdi Naim Ulaşır kendisiyle de konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Bunlar abla Grand Theft Auto bunlar. Araç hırsızı hepsi ya. Tamam siz bilmiyor musunuz o kötenin arabasını? Kötenin arabasını bilirsin en azından. Ne kötendi? Bülent. Şey ne köten? Köten. Bülent Köten. Bülent Köten. Dönüp dolaşıp Bülentlere çıkıyoruz hastanede. Ve Bülent. Biliyor musunuz? Bülent Köten arkadaşlar Sina Osmanoğlu'nun bahsettiği B harfi olmasın lan. Dün ben Bülent Köten. Tanımıyordum bu adamı. Bu Bingül mü? Neydi bayanın adı? Bingül mü? Yok Yüzgül. Yükselim benim sen de çok varım ya. Yüksel sana yükseliyorum galiba ha. Bir enteresanlık var yani son zamanlarda. O hani bana zikretti ya sen Evet Bingül. anda Bülent Köten iyi söylemiyor. Düzgün ayak değil diyor dedi ya. Düzgün ayak. Evet. Ben de röportajda A thousand Bülent rows. Köten iyi söylemiyor. Düzgün ayak değil diyor dedi ya. Ben de röportajdan sonra şey yaptım. Röportaj. Bülent Köten'in numarasını buldum. Benden numarası daha yok. Evet. Aradım selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm, aleyküm selam chat. Dedim benim seninle alışverişim oldu mu? Herhangi bir ticaretimiz oldu mu da sen dedim bu Bingül Hanım'a dedim böyle böyle diyorsun dedim. Kardeş dedi ben senin yanına geleyim oturayım ben seni tanımam ki dedi. Ben Kardeş mi? böyle bir şey demedim dedi. Ve ondan sonra aklıma geldi onun arabası olduğu benim de öyle beyaz arabası olduğu geldi. Adam yani
Konuşurken biraz tanıdım adamı ben, tamam mı? Evet. O arabayı dedi, ben dedi Mustafa'ya verdim dedi. 10 gün 15 gün önce Mustafa binmiş o arabaya, doğru. Doğru, evet. Beyaz Broadway'le Mustafa geziyordu zaten. Abicim binmesi önemli, bindikten sonra nereye kayboldu bu Yüksel? Kaybolduğu gün mü abi? Kaybolduğu günden 10 gün önce mi, bir hafta önce mi almış? Tamam. Araba evindeymiş. Tamam, kaybolduğu gün vermiş mi? Vermiş mi abla? Yok, vermemiş. Dün ben onu sordum. Sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Yani bak, bir tek bu Beyaz Broadway'de söyleyen sadece sensin İsa. Başka Beyaz Broadway'de o gün hiç Mustafa'yı gören yok. Mustafa'nın... İsa'cığım bak, şu anda tekrar söylüyorum çocuklar. Beşli çete. Alo, maskeli beşler. Kendi arabası var çünkü. Bak isim verme Yüksel. Sen de isim veriyorsun İsa. Sakin olun. Oto hırsızlığı yapıyorsanız söyleyin. Nasıl olsa çok fazla yatmazsın içeride. Bak bugün dükkan kurşununu atan insanlar 2 günde çıkıyor. Bir şey olmaz. Söyle gitsin. Önemli olan biz katili bulmamız lazım. Yani bence asıl suçlu Bingül. İyile. Dolayısıyla siz oto hırsızlığı mevzunu şu anda kapatalım. Kafa karıştırmasın. Simsimciğim hoş geldin. Sana söylüyorum. Sen bir tek gördün onu. Bir tek ben gördüm, evet. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Yüksel ve ekibi mi? Yoksa Bingül ve ekibi mi? Hangisi? Ben daha şu an Bingül'deyim abi usta. Yes, doğru. Yok, isaret. Kara araç aklama gibi düşün. Ben efendim, tamam dedi, verdim dedim. Ben de tamam dedim. Tamam ama bir daha Mustafa seni aramadı, parayı aldın. Aynen böyle. Ben dedim, bir teslim ettiğine göre tamam dedim olay dedim. Evet. Aramadım yani, ikisi hemen aramayın dedim, ayıp olur dedim. 2 saat sonra tamam, ya buradan da sesleniyorum. Mustafa'yı o gün o Beyaz Broadway'le gören İsa'dan başka kimse var mı? Kim? Şu an yok. Şu an yok. Sen bir tek bunu ortaya atıyorsun. O senin dediğin gibi böyle yeni kasa filmli araba da bu kameralara da yansımıyor. Efendim bu evinin arka tarafındaki hani sokaklar var ya, bu sokakların Müge Hanım orada yani. Oralar... efendim. Orada bir araştırsa ya. Hani... Oraları nasıl araştırsın Yükselim, yorma bizi, gözünü seveyim ya. Kamera olmayan yerler var ya. Allah'ını seversen vallahi ekip vurulsun. Ekip vurulsun. Açıklayın, işimiz var, gücümüz var. Yes, doğru. Biz birazdan Topkapı Sarayı'na gideceğiz. Bakıyor da. Gelecek gelecek. Sudam gelecek hepsi. Şoför mahallinde değil, şoförün yan tarafında oturuyordu. Sen saçları mı kestin Şevk o? Ya sen bugün bir farklılık var sende. Ha? Senin vallahi bugün bir farklılık var bende. Sende benden kaçmaz. Saçların yanlarını bir ince kestirtilmiş ve kafa bir tık uzatılmış enine. Kafa bir tık uzatılmış. Bu da neydi o, Ahmet Davutoğlu muydu? Bir şey miydi? Gelecek Partisi miydi, öyle saçma sapan bir tane parti var ya, onun şeyine benziyor. Orada bir senden, orada bir kıl kapıyorum senden ama neyse, Şevki abi bakacağız. Oradan. Gülüm benim, çok teşekkür ederim abonun için. India. Şevki abi çok yakışıklı olmuş ya, Bekim Özer. Hani aracı aldı da Mustafa kendisi kullanıyordu. Yok. Yok öyle bir yok, şey yok. Sen tanıyor musun? Yok öyle bir şey yok. Musun Bülent Köten'i? Tanımıyorum ben. Tamam. Bülent Köten'i Şevki abi tanıyor olabilir mi acaba? Hiç ha. Gördün mü peki sen Mustafa kaybolmadan önce de Mustafa'yı Bülent'in arabasıyla? Evet. Yolda görsem tanımam Bülent'i. Hayır, sen Mustafa'yı hiç o araçla gördün mü Mustafa'yı? Sen zaten, senin insanları tanımana gerek yok İsa'm. Senin semtteki bütün arabaları tanıman gerek. Tanıyorsun. Dükkana geldi birkaç. Beyaz Broadway'le. Aynen, birkaç kere geldi dükkana. Altında da Beyaz Broadway mi vardı? Aynen. Aynen. Biz kötüyüz, aynen. Ha sen o yüzden mi o gün geldiğinde Beyaz Broadway vardı diyorsun? Yo, o yüzden demedim. O gün Beyaz Broadway'le geldi çünkü. Tamam oğlum, ne anlatıyorsun sen İsa'm? Geldi. Emin misin? Eminim. Yok mu abla oranın kamera görüntüsü bilmem nesi ya? Bülent Bey de telefon attığımızdaymış. Ha, Bülent Köten geldi chat. Mr. Köten. Bey günaydın. Hello Mr. Köten. Günaydın Bülent. Hoş geldiniz yayınımıza. Abla. Bülent Bey, siz Mustafa'nın kaybolduğu günü biliyorsunuz. O gün Mustafa size uğradı, hani Bülent abi beni de şuraya kadar götür falan gibi bir şey söyledi mi? Evet Bülent abi. Hayır abla. Peki arabanızı aldı mı? Abla ben... Şimdi abla ben arabamda şey yapıyorum. Aynısını yapıyorum. Ben sizin yanınızda çalıştım. Bülent Bey, telefonunuzu götürünüzden çıkartır mısınız? Ses başka yerden geliyor çünkü. Bülent Bey oturuyor galiba. Nereden geliyor ses? Anlıyor. Bülent Bey anlamıyor. Ben anlamıyorum. Anlıyor musunuz ses? Ben anlamıyorum yani. Yümek VP. Bülent Bey ağzınız mikrofona çok mu yakın? Çok özür dilerim. Bülent Bey nereniz yakın? Bülent Bey mikrofona nereniz yakın canım? Tek kelime anlamadım ya. Özür dilerim. Vallahi mi? Bülent Köten, Ofikal. Biz burada ne yapıyoruz? Bülent Bey. Heh, tamam. Japondaydı benim ablam. Ben de araç çiziyordum. Ablacığım. Efendim? Ablacığım. Canım. Söyle Bülent'im benim. Mr. Cat. Nasıl da tatlış ya. Nasıl da. Ha Eren'im bir şey. Ablacığım. Bu Bengü Hanım'la Mustafa Bey dövüşmüşler. Tamam. Evet. Ben de Antakya'da kalıyordum. Antakya'da kaldığım zamanlarda bana dedi ki. Oğlum bu Bülent Köten. Bu yapay zeka lan bu. Bülent abi dedi, Bengü beni evden kovdu. Tamam. Ben kendim tek yaşıyorum zaten. Ben eşimden falan ayrıyım. Çocuklarımdan da ayrıyım, tek yaşıyorum. Tamam, Bengü Mustafa'yı evden kovmuş, eşinden ayrı yaşıyormuş, tek yaşıyormuş. Evet, buraya kadar anladık, evet. Yaşıyorum. Abi senin evinde kalma şansın var mı dedi. Şu anahtar dedim. Şurada abi de arabam da yok dedi. Şurada arabanın anahtarı. Mustafa kafana göre kullan dedim. Bizim aramızda Mustafa benim arabamı satmış falan. Ben Mustafa'nın arabasını satmışım. Öyle bir sıkıntılar olmaz.
Ha, Mustafa Bülent Köter'in evinde kalmış arkadaşlar Bingül tarafından kovulduktan sonra. Ha, Mustafa benim 15 gün kaldı ya. 15 gün kaldıktan sonra ben Antakya'dan geri dönerken arkada çekicinin üzerinde araba vardı. Evet. Ben de Mustafa Erdem diyor ki Mustafa çekicide arabamız geliyor hasarlı. Ben ha Brot Bey lazım dedim. Abi de Brot Bey sanayi de ben evet. Evde dağılacaklayım. Abi benim Brot Bey sanayi de ben sanayi yapmayayım. Hiç anlamadım ama orada o kısmını tam anlamadım Müge Hanım. Şey diyor benim Brot Bey sanayi de ben sanayi yapmayayım. Ne diyor orada bir daha söyle. Ben ha Brot Bey lazım dedim. Abi de Brot Bey sanayi de ben evde dağılacaklayım. Orasını anlamadım ya. Bravo, bırak ben lazım. Bravo, sanayide. Bana yapma o zaman. Orası tam bir orada birazcık koptu. Orada bir ince koptu. Broadway sanayide galiba. Evet, devam edelim abla. Ben de Konya Elektrik'in önündeydi Burak Bey. Vardım Burak Bey'in oturanın altında ayakları vardı. Betül'ü çok teşekkür ederim. Daha alacaklayım. Bak burası da çok önemli. Ben de Konya Elektrik'in önündeydi Burak Bey. Vardım Burak Bey'in oturanın altında ayakları vardı. Çalıştırdım. Orası kopuyor abla. Konya Elektrik'in Burak Bey'in önündeydi. Burak Bey'i götürü söktü Burak Bey'i. Konya Elektrik'in önünde Burak Bey'i var. Konya Elektrik'in Burak Bey'i. Orada kopuyor, orada birazcık kopuyor. Ya brıt mı bir şeyler diyor ama orasını tam anlamıyorum. Devam edelim. Bülent Bey, siz de... Bülent Bey, duyuyor musunuz? Mesela katın. Ay ben benim anladığım kadarıyla... Bir kafalar karışmadı mı ya? Baku Gönece, Prenses Doğa. Mustafa eşine ver. Bu arada chatimize yeni katıldığı arkadaşlar varsa hepiniz hoş geldiniz canlarım benim. Verdiği için araba... Bir ara Kürdüş, bir flex. Bir ara eski şeylere de bakarız. Eski dosyalara çok bakmıyorum. Yes, bir ara bakarız. Büşra hoş geldin. Enektarlar koltuğuna... O tarz bir şey konuşuyor ya. Kaybolduğu günden bahsediyorum. 13 Aralık Çarşamba günü. O araba sizde miydi, Mustafa'da mıydı? Burak Bey, yankılı. Hayır, bendeydi ablam. Benim arabam bendeydi. Benim evimin olduğu yerde mobese kamerası var. Sağ tarafta hemin girişinde mobese kamerası var. Sol tarafta yurt var, orada da kamera var. Hadi. Peki sizde de... Nasıl anladın? Neyi anladın? Allah'ını seversen Müge abla helal olsun ya. Sağ tarafta Burak Bey kamerası var, sol tarafta Burak Bey kamerası. Arabanız da yeni kasa ve filmli mi? Yeni kasa mı? Abla sen... Bakayım. Ha pardon. Elemanlarım. Saçma sapan şakalar yapıyorsun. Ya komik desen komik değil, ayıp desen ayıp. Vallahi bu insan toplanıp seni vallahi bile cimeri şikayet etsinler. Sıçtı. Filmli mi? Abla senin elemanlarım bugün ben aradı. Ben Adana'dayım şu an. Yeni kasa filmde Burak Bey. Resim çekmeye izin veriyor mu dedi. Benim arabam orada. İstediğinizi yapabiliriz dedim. Çektiler. Yok ben size soruyorum. Ben anlamıyorum araba markasını. Ben de anlamıyorum. Berelim çok teşekkür ederim. Şu şey linkleri çok açamıyorum gülüm de. Namo. Doğrudur kesin sen attıysan. Denen sizin arabanız yeni... Benim anlamadım şu anda arkadaşlar Bülent Köten Müge Anlı'ya Broadway'i mi satmaya çalışıyor? Yeni kasa ve filmli mi camları? Bey Mustafa bindi. Tamam ben bunu sormuyorum. Sizin araba... Yavrum benim araba yeni kasa mı? Şey filmli mi? Bu kadar basit anasını satayım ya. Mustafa'nın binip binmediği önemli değil. Arabanız yeni kasa mı? Abla 98 evet. Tamam. Camları da filmli mi? Ne istiyor? Yeni kasa 98. Elif Canan hoş geldin balım. Filmli abla. Tamam. Sen de İsa daha evvel Mustafa'yı o arabada gördün. Evet. Gördüm. Abla, tamam. O gün dur Bülent Bey'cim sana söylemek istiyorum. Bülent Bey çelen tutulsun sus. Sen de o gün para almaya geldi diyorsun ya. Yani sen de daha evvel Mustafa'yı o araçla gördüğün için kafadan mı attın bana beyaz filmli arabayla geldi diye soruyorum. Açıkçası şimdi lafı dolandırmayayım. Götten mi yazdın lan İsa? Hayır. Aynen. Yani o gün beyaz bir Broadway'la geldi Mustafa abi. Tamam. Broadway. Sen de yeni kasa camları filmli olduğunu evet. Söylüyorsun. Daha evet. Evvel de Mustafa'yı o araçta gördüğünü de söylüyorsun. Evet. Tamam evet. Ama Bülent Bey diyor ki ben ona daha önce verdim ama o gün vermedim. Evet. Ya o gün başka bir arabayla geldi o zaman. Nasıl böyle bir tesadüf olacak? Sen daha evvel onu onda gördüğün için işte bize beyaz kasa filmli dedin demek ki. Evet. Önden görebilir miyim? Önden göremezsin. Şu anda götten görebilirsin arabayı. Araç da bu. Aracın karizmaya bak. Araç Rahmi amcaya benziyor lan. Vallahi bile aracın farklı bir karizması var ya. Baksana içerisi gözükmüyor falan filan. Ananı avradını. Yemin ederim var ya şu bak şu aracın oyununu yapsınlar. Şuraya direksiyon seti kurarız. Chat'le birlikte süreriz anasını satayım sabaha kadar. Ha? Neyi? Yanlaya. Fotoğrafı. Fotoğrafı mı? Araba bu. Var mı diğer taraf arabanın? Oğlum arabayı önden görsen de olur, götten görsen de olur. İnsan mı lan bu? Arkalı önlü fotokopi araba. Bu. Al yandan var. Evde Sıdıka, rahmetli Sıdıka çiftçinin evine benziyor yanınıza. Ha yan profilden. Bak araç. Selmancan Ofikal. Ver baba coşkuyu. Hakikaten ya. Ya ben sizin neşe kaynağınızım. Aynen benim ben. Broadway. Broadway Ofikal. Bu araba mı? Ha? Bu araba değil. Bu araba değil. Bu araba değil mi? Sen peki Mustafa'yı hangi arabada görmüştün? Ön camında da film vardı onun. Bu araçta ön camda film yok. En ön. Allah Allah. Görüş camı. Tesadüfe bak anasını satayım Adana'da iki tane Broadway var filmli. Vallahi bir tanesi bu diğeri önden şey filmli olan. En ön görüş camında sizin arabanızda film var mı Bülent Bey? En ön görüş camı burada mısınız?
Abla, benim herhalde... Ablacığım! Film var ya, ben sana önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen bana konuşturacağım, ben kapatayım bunu. Dur, aa küstü! Mısırcığım çok teşekkür ederim. Her şeyi bıraktık, araba arıyoruz. Doğru söylüyor abla. Küstü küstü bak şimdi. Abla, benim herhalde film var ya, ben sana önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen bana konuşturacağım, ben kapatayım bunu. Yahu dur be kardeşim ya, senin ön camında film var mı? Chat, vallahi billahi trip atıyor lan. Benim ön camda falan film yok. Yan taraflara camda var da ben önemli bir şey söyleyeceğim. Ben... Dur küfür mü ediyor? Ne yapıyor lan bu? Tehdit ediyorsan kapat, sen bilirsin. Ne konuşturacaksın? Dur şurada İsa'ya bir şey soruyoruz senden öğrenip. Hakikaten sen de vallahi böyle blok köpek. Sekler git konuşmazsan konuşma. Yolluya bak vallahi billahi ya. Herkes... Bülent Köten mi demeliyim yoksa Ümmü Gülsün mü? Bir gergin. Evet, ön camında nasıl film olacak? Da. Önce... Dur Rahmi amca, sen bir dur Allah'ını seversen. Dur şimdi ya, sen nasıl bir atar yapmadın ya. Müge Hanım'ın sorduğu sorulara... Vallahi bile Müge Hanım da bir yandan çekirdek çitliyor galiba. Neyse doğru. Müge Hanım bir yandan çekirdek çitliyor. Nazlı'yı teşekkür ederim. Aynısı ya. Açık, net bir şekilde cevap verin. Ondan sonra da söyleyeceklerinizi konuşun. Evet önce... Aa herif küstü lan. Camında nasıl film oluyor arabanın? Abi adımı okumayacaksan yayından çıkıyorum. Bir ara öyle insanlar vardı chat. Görmediğim için ön camında film olduğunu gördüm. Sen arabanın içini görmediğin için film olduğunu düşünüyorsun o zaman. Evet. Film ne filmi abla? Hangi film? Yüzüklerin Efendisi mi? Araya... Araya neş olsun dedi dedim. Vallahi billahi sarı papatya. Yani filmin bir mi bilmiyorsun. Filmle ilgili çok net konuştun geçen. İsa ne iş, ben anlamadım ki. Ponçikinelle hoş geldin bebeğim benim. Dünkü telefonun bağlantında. Vallahi anlamadım ben bu işi abla ya. Filmli miydi değil miydi? Filmliydi. Efendim Bülent Bey. Heh Bülent kesin kapattı telefonu. Tripli. Konuş. Kapattı mı? Konuşuyorum Bülent Bey. Hay Allah'ım, herkesle bir bağlasınlar tekrar. Dur bir Bülent. Bülent bir dur be kardeşim Bülent. Kendine gel Bülent, vallahi bile kafayı mı yedi? Çek şöyle be. Dalga mı geçiyorsun? Çık şuraya konuş. Çık şu adamın şeyini bulalım vallahi bile. Aracının önden filmi var mı yoksa götten filmi var mı? Elini çek. Tamam sen peki. Tuhaf tuhaf işler yaşanıyor vallahi billahi ya. Alter egosal durumlar ya. Peki bu arabanın sen bu telefonu çocukların kullandığı telefona kime format attırdın? Ya güven iletişim. Güven iletişim. Ha, ne dedi? Güven iletişimi peki ön camında film var mı? Chat sizin ön camınızda film var mı? Eğer ön camınızda film yoksa bu zinaya girer. Ne zaman attırdı? Ne zaman attırdım? Ne zaman attırdı mı? Neyi? İletişim. Ha ne dedi? Ne zaman attırdı? Ne zaman attırdım? Detay verme ya. O kadar da detayı... Ha şeyi ne zaman, kontrolü ne zaman attırdı? Tamer sen iğrenç bir insansın ya. Vallahi billahi ya. Değil mi lan? Ha blo? Hayattan bir gün sonra falan herhalde aynen. Ha, o nasıl denk geldi? Aynen. Hep de denk gelişler. Bu denk gelişler benim gerçekten canımı sıkmaya başladı. Birkaç gündür zaten kapalıydı telefon. Öyle denk geldi. İsa'm çok es vererek konuşuyorsun İsa. Çok es vererek konuşuyorsun İsa. Bir düşünme payı bırakıyorsun her seferinde kendine. Bak Nazmi öyle değildi mesela. Nazmi profesyoneldi. Tak tak patlatıyordu yalanları mesela. Yani bir boşluğum oldu. O ara götürdüm. Sen bu parayı verdin mi gerçekten? Evet verdim. Eşim şahit, eşimi de bağlayabilirsiniz. Eşini niye bağlayalım oğlum? Karını maranı ne sokuyorsun böyle işlere ya? Eşin neredeydi ki? Eşim evdeydi o ara. Evdeydi, gördü mü arabayı? Aynen. Aracı görmedi ama parayı verdiğimi biliyor. Tamam para nerede? Müşteride. Araç nerede? O parayı çıkarttığını biliyor. Verip vermediğini bilmiyor aslında. Parayı verdiğini biliyor. Baba ortada para yok. Broadway yok. Broadway'in sahibi Mustafa yok. Bingül yok. Bingül'ün çocukları yok. Kafayı yiyeceğim ya. Baranım çok teşekkür ederim. Evet. Abi adamsın, seni sevmeyenin götüne es abi. Bu çocuk her gün gelip beni böyle motive edip gidiyor ya. Seni sevmeyenin götüne es abi. Şimdi valla ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu çocuğu bu beyaz araçta görmüşsün. O çocuğu o gün hiç o beyaz araçta gören yok. Yok, beyaz araç arkadaşlar. Melike Koçak, Deniz Can 61. Sen de o araca veriyorum demen de bana garip geliyor İsa ya, kusura bakma yani. O haşhaş doğmani, aynen nani. O da biraz garip değil mi? Bu da biraz garip İsa abi. Ya garip ama o araca verdim ben. Yani kendi bu beyaz bir Broadway ile geldi. Mustafa abi sağ kapıdan indi. Kendine verdim sonra da. Mustafa abi zaten sağ kapıdan inecek. Nereden inecek başka şoför koltuğunda oturmuyorsa? Bu araçların ön camında film takılıyor mu? Takılıyor. Takılıyor evet. Niye? Nasıl görecek önünü? Taktırıyorlar. Gerçi arkadaşlar şey değil mi o şeyler? Ya içeriden dışarısı gözüküyor ama dışarıdan içerisi gözükmüyor. Ama hangi amaçla? Manyak manyak işler. Biri diyor bak, seyircilerden biri diyor ki normalde yasak diyor. Normalde hayır, yasak. Yani normalde evet. Takılıyorum ben bilmiyorum. Hiç benim çevremde ön camın önüne film yaptıran yok. Ya Müge abla, bu ülkede anasını satayım, gerçekten yasak olmayan ne yapılmıyor? Millet ortalıkta polis gibi geziyor çakallı çakallı. Ya görüşünüzü azaltıyor ya. Azaltıyor aynen. He neden taktırıyorsunuz? Taktırmamışlardır zaten, önde yoktur ya. Taktırıyorlar. Ya sen ben içerideki kimseyi göremedim demenin karşılığı olarak mı filmli diyorsun acaba? Hayır. Yoksa öteki türlü görecektin çünkü kim olduğunu. Ya
İnsan çok sinirimi bozmaya başladı sen ha. Biraz yüksel konuşsun ya. Hayır. Aynen. Yani aynen. Film olmasa görürdüm elbet ki. Şimdi o 3 kelime biliyor. O yüzden mi filmli diyorsun? Yok, o yüzden. Aynen. Ben demiyorum. Ya ben de bu adamın bu arabayı bıraktığına dair hiç bir iz o güne kadar bulamadım. Ne istiyor? Mucuk ağzında gevileri mesela abi. Ne diyorsun bu? Arkadaşlar ben birazcık motivasyonla çıkmaya başladım. Bu Baran Tufan bana Sina Osmanoğlu'nun B harfiyle gerçekten hedef gösterdiği insan gibi gelmeye başladı. Buradan gerçekten Ankara içi pasiflere de buradan selamlar. Kokulu mucuklar buradan ne kadar Ankara içi pasif varsa. Bizi izliyorlar şu an arkadaşlar toplu bir şekilde. Tamam şu bir... Hesabı. Bu arada arkadaşlar Beyoncé'ye da aşığım onu da söyleyeyim. Beyoncé. Bandem. Arkadaşlar arabanın berber vesaire bandı için. Aynen. Aynen. Hadi görüntü nerede? Heh ver görüntüyü. Bu da böyle sniper gibi abla. Bu nasıl bir görüntü? Mustafa Hakkulu eski eşine çiçek verip reddedildikten sonra çocuklarını alıp berbere götürüyor. Tövbe estağfurullah ya. Ya vallahi billahi ya. Semir Aycım'a teşekkür ederim. Ya ben kime üzüleceğimi çözemedim gene vallahi billahi bu hikayede ha. Ya bir tarafta 14 yaşında evlendirilmiş bir kız var. Ya normal bir ilişki yok zaten ortada. Şimdi bu Mustafa eski eşine bir büyük... Bir taraftan Bingül Mustafa'nın her şeyini konmuş. Göreyim ben de okuyayım oradan. Ahmetciğim. Ahmetciğim canım benim. Eski eşine... İnadıma yapma. Çiçek verip orada çocuklarını berbere diye alıyor. Bakın şimdi bu oradaki görüntü. Evet. Saat kaç Ahmet? Göremiyorum da. 15.01. Şimdi 15.01'de çocuklarını alıyor. Evet abla. Aha beyaz Broadway geliyor. Bu ne? Toros lan bu. Eşine de burada çiçek de veriyor. Çiçeği kabul etmiyor Bengül. Sonra alıyor çocukları. Berbere götürdüğü dakikalar bunlar. Evet. Şimdi hangi araç bu? Hangi araç bu? Ne marka arkadaşlar bu araç? Bu ne? Ford. Ford. Yani beyaz araç değil bizim. Beyaz Broadway araç değil. Şimdi buradan 15.09 6 dakika sonra alıyor çocukları berbere götürüyor. Bunun sesi de vardı bunların. Sesli olanı istiyorum. Boşver abla sesi ne yapacağız Allah'ını seversen. Araç sesi geliyor. Müge'nin altında sesi vardı. Müge ile konuşuyorların sesi var. Ha Müge, aa mikrofon Müge'nin sesi olan şeyi varsa onu verin ya. Aynen. Sonra bakın çocukları berbere. Bunun seslisini verir misiniz? Ses yatmamış mı? Niye? Niye yatırmıyorsunuz abla? Sesi yatırsanız ya. Bir dakika durur musunuz arkadaşlar? Dur ben atayım. Allah'ım yarabbim. At abla şunu WhatsApp'tan. Vallahi bir ekibe bak geldi gene ekip. Kime demişler bilmiyorum. Bir hayvana söylemişler artık. Aaa! Kamera arkasındakilere eşek mi denmek istedi şu anda? Ensen kalın diye. Kurda mı? Ensen kalın mı? Kurt. Mu demişler artık. Kime dedilerse hiç umurumda. Evet. Kurda demişler ki vallahi bile Orhan Muran niye kalın? Umurumda değil. O da demiş ki kendi işimi kendim görürüm de ondan abi yavuş. Değil de. Domuzla demişler. Vallahi... Domuz ne alaka? Ya gözünü seveyim Şevka abi ya. Gözünü seveyim ya. Zehirden şifa, kahpeden vefa beklenmez. Yapma gözü. Kahve mi? Vallahi bir domuz mu demeliyim yoksa Ümmü Gülsüm mü? Kurda mı demişler artık? Deveye. Kime dedilerse hiç umurumda değil de. Domuza demişler. Deveye. Vallahi deveye. Kime dedilerse deveye mi dediler, aynen. Domuza mı dediler, neye dediler? Yok tavus kuşu amına koyayım. Ya Şevka amucayla, Şevka abiyle Rahmi amucaya. Ya bana küfür ettirdiniz ya. Bilmiyorum abi. Ne devesi ne sidiği gözünü seveyim bir tanesi de şey diyor ya. Kime dedilerse dediler yani. Biri deve diyor biri domuz diyor yapmayın gözünü seveyim ya.